daha öncesinden buradaki iş merkezinin açılışında kazılar yapıldığı sırada evet. burada sanırım tiyatro alanında bir çökme durumu yaşanmış. Yaşanan durumdan sonra siz bunun üzerine bir rapor hazırlama aşamasına girmişsiniz. Bu rapordan sonra tiyatro merkezi tekrardan açılacak mı? İnşallah. Şimdi şöyle, hemen karşıda görmüş olduğunuz belediyenin yapmış olduğu bir iş merkezi var. İş merkezi yapılırken 28 metre uzunluğunda fore kazıklar çakılmış. Fore kazık çakılınca da bu bina kaydı diye rapor tutulmuş. Benden önceki dönem, ben o zaman yoktum evet. burada. Bina kayıyor diye rapor tutulmuş. Ve de o binanın kültür merkezi kısmı kayıyor diye teknik raporla kapatılmış. Biz göreve geldikten sonra tekrar bu raporu yeniledik. Ve binanın bitmiş olduğunu gördük. Bina bittikten sonra resmi yazılarımızı yazdık gerekli yerlere. Gelin teknik raporu tutun. Yapılan bina bitti. Artık binamız kaymıyor. Kültür merkezimiz ve sanat galerimizi hizmete açalım dedik. Gerekli teknik kişiler, mühendisler ve teknik arkadaşlar geldikten sonra binanın işte depremsellik testini yaptırdık. Güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu çıktı binanın. Doğru, biz de hemen ihalemizi yaptık. İhalemizi bitirdik. Şu an yer teslimi yaptık. 230 günlük bir süre verdik. Şu an yer teslimiyle birlikte biz içindeyiz ama şu an buranın depremsellik ihalesi yapıldı. Müteahhit çalışıyor. Biz kurumunu taşımadığımız için kimse bunu bilmiyor ama kütüphanemizi 4 aylığına kapattık hizmete. Çünkü iş sağlığı açısından kapattık. İnşallah 230 günün sonunda binamız güçlendirilmiş, depreme dayanıklı bir şekilde hizmete açılacaktır. Bunun da müjdesini buradan verebiliriz. Yani 230 gün sonra da yazın, 230 gün beklemeyecektir mutlaka da. Yazın biz inşallah binamızı teslim aldıktan sonra burada yine bütün Bolu'nun sanatsal faaliyetleri devam edecektir. Bunun müjdesini de buradan verebiliriz. Buradaki olay şuydu, depremin ne zaman, nerede ve hangi saatte olacağını kimse bilemez. Biraz belki de kütüphaneyi kapattık diye vatandaş bize serzenişte bulmuş olabilir. Yani niye kütüphane kapatıldı ama depremin ya işte yaz tatilinde yapsaydım güçlendirmeyi, öğrenciler kışın kütüphaneye gelseydi diye bir anlayışı yoktu bende. Ben de bu riski alamazdım. Doğru. Ben benim için en önemli şey insan sağlığıydı, insan sağlığın güvencesiydi. Çünkü vatandaşın çocuğu benim çocuğumdan daha üstünde. Onun için ben depremin de ne zaman olacağını bilmediğim için güvenliği aldım. 4 aylığına kapattım. Şu anda kütüphanemizin alt katında güçlendirme işlemleri yapılıyor. En kısa zamanda müteahhit bitireceğini ve bize teslim edeceğini söyledi. Bekliyoruz. İnşallah Bolu güzel bir sanat merkezi adı altında bunu kazanır. Malumunuz bir kütüphane yapacağız inşallah bu eski adliye binasının yerine. Oraya nanoteknolojiyle donatılmış, 2024'ün teknolojiyle donatılmış, içerisi tamamen gençlere yönelik dizayn edilmiş müthiş bir kütüphane yapacağız. Projeler inşallah önümüzdeki ay 23'ünde bitiyor, ihalesini yaptım. Bittikten sonra uygulama ihalesine geçeceğiz, 2024'te kazma olacağız inşallah. Kütüphaneyi buradan oraya taşıyacağız. Kütüphaneyi taşıdıktan sonra kütüphanenin yerine müzeyi büyüteceğiz. Doğru olarak Bolu şu anda yetersiz bir kütüphane, yetersiz bir müzeden yeterli bir kütüphane ve yeterli bir müzeye kavuşmuş olacak. Biz böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Bolu'nun hem müzesi olacak hem kütüphanesi olacak. Çünkü Bolu'nun kütüphanesi ve müzesi 1974'te yapılmış, günümüzün çağının teknolojisine hizmet veriyor. 74'te yapılmış bu bina. Ne kütüphanesi kütüphaneciliğe hizmet veriyor, ne müzesi müzeciliğe hizmet veriyor, ne kültür müdürlüğü, ne sanat galerisi, ne... Burada 5 tane kurum var şu anda. Evet. Hiçbiri yeterli değil. Eğer biz kütüphaneyi taşıyabilirsek, becerebilirsek o işi, kütüphanenin boşalttığı yeri müzeye vereceğiz. Doğru olarak Bolu güzel bir müze kazanmış olacak. İşte o zaman da hanımefendinin sorduğu soruya geleceğiz. Bolu kültür turunda şehir rotasında yerini almış olacak inşallah. Evet.